Akif Beki, Karar Gazetesi. İsrail için kendini inkar eden Avrupa. ABD'nin 51. eyaleti ileri karakolu gibi benzetmeler boşa kullanılmıyor. Biden gövdesini Netanyahu'ya siper etti. İsrailler bile başbakanlarını onun kadar sahiplenmiyor. İsrail'e bulaşan karşısında ABD'yi bulur mesajı lafta kalmıyor. Arkasına askeri güç de kondu. İki devlet tek milletmiş gibi davranıyorlar. Gazze'ye karar harekatı dahi Pentagon'dan gelecek takviye için bekletiliyor. ABD hazırlıklarını tamamlayıp yığınaklarını güçlendirdiğinde başlayacağız diye İsrail Ordu Radyosu duyurdu. Buna rağmen Washington'dan aykırı sesler işitebiliyoruz. ABD yönetiminde İsrail'e sınırsız destekten rahatsızlıklar var. Dışişlerinde tepki istifaları karşı çıkanlar oluyor. New York ve Washington'da İsrail protestoları Gazze ile dayanışma gösterileri de. Geçen 57 Hollywood yıldızı İsrail'i ateşkese zorlamasını isteyen ortak bir mektup yazdı Biden'a. İnsan hakları örgütlerini saymıyorum daha. Netanyahu'yu savaş suçlarından sorumlu tutuyor, uluslararası ceza mahkemesinde yargılatmaya çalışıyorlar. Amerikan medyası ve üniversitelerde de çok ayıp edenlerin yanı sıra Netanyahu'ya ağır suçlamalarda da rastlamak mümkün. Kısacası İsrail'e ve Biden'a tepki ABD'de yasak değil ama nasıl oluyorsa Avrupa'da yasaklama, bastırma skandallarının ardı arkası kesilmiyor. En kötü sınavı veren Almanya Frankfurt Kitap Fuarı'nı bile rezil ettiler. Filistin yanlılarını kapısından sokmayacaklar neredeyse Filistinli yazar Şibli'ye ödül iptaliyle başladı. Popüler düşünür Zizek'i konuşturmama girişimiyle sürüyor. İsrail'i eleştirdi, Gazze'deki katliamlara sessiz kalmadı diye piyanist Fazıl Say'ın İsviçre konserleri iptal edildi. Fransa'da siyasilerin koyduğu eylem yasağını mahkeme kaldırdı. Savaş karşıtları, barış bildirileri İsrail'de dahi bu kadar bastırılmıyor sosyal medya hesaplarına gözaltılar, üniversitelerden akademisyen ihraçları başladı. Gerçi fakat Hares gazetesi Netanyahu'ya demediğini bırakmamaya devam ediyor. Savaş karşıtı Yahudiler başbakanlık önünde toplanıp Netanyahu'yu def olmaya çağırabiliyor. Filistinlilerin hayat hakkı Tel Aviv'de dahi savunulabilirken Avrupa başkentlerinde savundurmamakta nedir? Ellerinden gelse ağız açtırmayacaklar ne sanat ne düşünce özgürlüğü takıyorlar. İsrail sınırına kadarmış. Avrupa'nın insan hakları savunuculuğu ve ifade özgürlüğü İsrail sınırında bitiyor. Sınırın Filistin tarafına geçemiyor demokrasileri. Avrupa'nın İsrail için kendisini inkar etmesi, ABD'nin İsrail için savaşmayı göze almasından daha anlaşılmaz. Ürdün Kralı Abdullah'tan insan hak ve özgürlükleri dersi dinleyecek duruma düşürdüler kendilerini kralın Kahire zirvesindeki şu haklı çıkışına hangi yüzde ne diyebilirler? Arap dünyasının duyduğu mesaj açık ve net. Filistinlilerin hayatı İsraillerin hayatından daha önemsizdir. Uluslararası hukukun uygulanması isteği insan hakları ise ırka ve inanca bağlıdır. Bu lafları yiyecek kadar yüzünü karartıp kendini İsrail'e feda etmeye değer mi? Batı'nın demokrasi havarileri sonra utanmadan nasıl dolaşacak meydanda? Peki bizim sivil toplum bu kadar mı? Batı cephesinde yönetimler kötü sınav verdi de bizde sivil toplum ne durumda? Gazze'ye toplumsal duyarlılığımızla orantılı gösteriler görmedik henüz. Protesto ve dayanışma eylemlerine yansıyandan daha büyük bir duyarlılığa sahibiz aslında. Muhafazakar dünyanın öncü dernekleri, güçlü vakıfları kendilerini tutuyor sanki. Temkinli ve kontrollü gidiyorlar. Batı Filistin'e destek gösterileriyle İsrail'e karşı protestoları baskılıyor. El hak doğru. Fakat siyasilerin yasak ve engellemelerini kaldıracak hukuk da yine orada. Mahkeme yasağı kaldırır kaldırmaz Paris'te meydan taştı. Londra sokakları hınca hınç dolduruluyor. Bizde ise yasak yok. Peki Londra, Paris, Washington'daki mahşeri kalabalıklar var mı? Yoksa tepkilerin eski gürlüğünde olmamasını neye bağlıyorsunuz? AK Parti meeting toplamadan büyük kalabalıklarla bağımsız toplanmama siyasetine bağlıyorsanız iktidarın işaretine bağlı sivil toplum örgütleri ne kadar sivildir?